hoş geldiniz. İnşallah hepiniz sevdiklerinizle sağlık, mutluluk, neşe içerisinde dop dolu günler geçiriyorsunuzdur. İzli Hocam, hamile olup olmadığımı nasıl anlayabilirim? Ya da acaba ben hamile miyim diye düşünüyorsanız nelere bakıyoruz, nasıl tespit ediyoruz? Birincisi, bir cinsel ilişki olmadan, yani penis vajen birleşmesi olmadan ya da hep bunu söylüyorum, penis vulva sürtünmesi ile meni ya da mezi bulaşı olmadan gebelik oluşmaz. Bu temaslar olmuş ise kızlık zarı sağlam olsa dahi gebelik oluşabilir. Vajinaya penis girmemiş olsa dahi gebelik oluşabilir. Ama meni dökülür dökülmez bir gebelik oluşmaz. Ne olur? Buradan giren meninin içinde milyonlarca sperm var. Böyle yılan gibi gidiyorlar. Videolarını görüyorsunuz. Vajinadan geçiyor vajinadan. Geliyor, burası servis, rahim ağzı. Burası da bebeğin yaşadığı rahim. Buradan geçiyor sperm. Nerede buluşacak? Burası kadınlarda biliyorsunuz iki tane tüp var. Sağ tüp, sol tüp. Şu yuvarlak topçuklar da yumurtalık olsun. Her ay sağdan ve soldan kadınlarda birer yumurta salgılanır. Buradan geldi yumurta, şuraya gelir. Sperm uzun bir yoldan gelir. Gelir koşucu gibi burada buluşurlar. Burada ilk zigot oluşur. İlk hücrelerin birleştiği yer burası. Buradan sonra bakın şöyle birleşti burası. Burada birleştikten sonra 5-6 gün sonra gelir rahmin içine yerleşir. Rahme yerleşinceye kadar buradan bir süre geçer. 5-6 gün. Burada da yerleşir 5-6 gün. Ortalama 12 gün sonra kanda beta HCG denen bir hormon üretilir. İşte biz gebenin idrarında ya da kandan beta HCG testi yaparız. Beta HCG testi kandan yapılıyorsa, bir günlük bile gebelik varsa mutlaka test olarak çıkacaktır. Ultrasonla daha geç çıkar. Vajinal ve karın ultrasonuyla 4-5 günle 10 gün arası zaman geçmesi gerekir ki biz keseyi görelim, gebeliği tespit edelim. Ama kanda henüz kese oluşmadan önce de biz gebeliği tespit edebiliriz. Tabii ki bulantı kusma olması, adet gününün gecikmesi, memelerin büyümesi gebelik açısından kadınlara uyarıcıdır. Eski yıllarda hani ultrason yokken, gebelik testi yokken ebeler rahmi muayene ediyorlardı elleriyle ve vajinadan. Rahimde bir büyüme hissediyorlardı, gebesin diyorlardı. Ayrıca adetin geçti mi? Evet, 4 gün geçti, 5 gün geçti. Memelerde de büyüme var, bulantı, tansiyon düşmesi, sen gebesin diyordu. Bu şekilde tespitler yapılıyordu ama şimdi tıbbın getirdiği bilgilerle, kan testiyle çok çabuk öğreniyoruz. İdrar testiyle öğrenebiliriz. Ultrasonla baktığımızda kesin hamileleyebiliriz. Çünkü ultrason çok önemli. Dış gebelik dediğimiz burada kalan gebelik mi? Yoksa gerçekten rahmin içinde mi gebelik? Mutlaka ultrasonla tespit etmemiz gerekir. O yüzden kanda gebelik testi yaptıktan sonra özellikle 1500'ü geçiyorsa bir jinekoloğa başvurmalısınız. Ya da adet gününüz 5 gün geçti, 6 gün geçti, yine bir jinekoloğa başvurmalısınız. Dış gebelik mi, iç gebelik mi? Bunun ayırdığını mutlaka yapmalısınız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.